vardık mı diye merak etmiş. Sevgilim ya. Vallahi burası bana şimdiden iyi geldi. Hissediyorum ben burası. İkimiz için de yeni bir başlangıç olacak. Vay be. Bavulumu ellerinle hazırlıyorsun demek. Kocan söyledi mi? Hangi cehenneme yollayacaklarmış beni? Ya da tamamen kaderime mi terk edildim? Yoksa başının çaresine baksın nereye gidecekse gitsin mi diyeceklermiş. Ay, pijama mı yoksa gecelik mi? Ne diyorsun be? Aykus'una göre pijama. Mideni daha fazla üşütme. Kızım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben sana hayatım kaydı diyorum. Evet. Hayatın kaydı. Kaydıran da sensin, başkası değil. Şimdi çekime gidiyoruz. Sen de geliyorsun. Bana yardım edeceksin. Ha, döndüğünde seni buradan gönderiyorlar mı? Başının çaresine mi bak diyorlar, orasını bilmem. Şimdi artık sızlanmayı kes. Halamı da daha fazla üzme. Ne alacaksan toparla. Fazla vaktimiz yok. Güzel güzel. Fena değil. Yani. Kısa sürede bulunmuş bir yer. Hani niye bu kadar acele ettiler anlamadım. Daha güzel yerler bulunabilirdi. Bence iyi. Sen eve söyle bana küçük bir bavul hazırlasınlar. Otelden de yer ayırt. Şoförü de söyle izinle. Ben kendim kullanacağım. Hemen mi gidiyoruz? Ben daha önce yaptığımız gibi son gün çekimlerine katılırız diye düşünmüştüm. Sen son gün çekimlere katılabilirsin Azam. Eğer istersen. Kerem Bey, sizi kızdıracak bir şey mi yaptım? Sen beni kızdıracak ne yapabilirsin ki? Ya bu çekim işini neden bu kadar büyütüyorsun anlamıyorum. Burada laboratuvarda sana ihtiyacım var. Gözün herkesin üstünde olsun istiyorum. Hepsi bu. Beni de yanınızda götürdüğünüze hiç pişman olmayacaksınız Fırat Bey. Göreceksiniz işime dört elle sarılacağım gerçekten. Size daha önce yaptığım terbiyesizliği de unutturacağım. Bambaşka bir Elmas göreceksiniz. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım Elmas. Bu seyahate sadece Nur istediği için katılıyorsun. İş konusunda hiçbir beklentim yok zaten. Anlayacağın dilden özetlemek gerekirse gölge etme yeter.